Efendim merhabalar. Bugün aramızdaki kelimelerde yeni bir kavramımız var. Çocuğu konuşacağız bugün. Yerel anlamları, evrensel anlamları, aramızdaki anlamları, dışarıdaki anlamlarıyla bir neşe kaynağı olarak çocuğu konuşacağız. Aramızdaki kelimeler çocukla başlıyor. Efendim tekrar merhabalar. Bugün aramızdaki kelimelerde çocuğu konuşacağız. Çocuk kavramı üzerinde ilerleyeceğiz. Bu kavram böyle biraz kaybettiğimiz, tükettiğimiz, dışarıda bıraktığımız, yani sanki bir daha yaşatamayacağımız, sanki bir daha erişemeyeceğimiz bir şey gibi duruyor. Çocukluk dediğimizde bir maddi olarak çocuk kavramından bahsetmiş oluyoruz. Bir de böyle çok soyut, içine anlamlar yüklediğimiz, onda aradığımızı bulduğumuz bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Çocuk tabii ki daha adını anar anmaz bir mutluluk, bir neşe, bir şefkat, bir merhamet. Belki böyle yüksek idealler ortaya koyduğumuzda böyle dünyanın da çocuklaşmasını istiyoruz. O temizlik, o zerafet, o saflığın yeniden etrafımıza yayılmasını istiyoruz. Ama öyle de olmuyor. Çocuk ortaya çıktığı, aramıza katıldığı andan itibaren ne kadar da çok büyük manipülasyonlara, müdahalelere, etkilere açık bir hale geliyor. O saf, o temiz, fıtratın temsilcisi olarak gördüğümüz çocuk zamanla birdenbire bizim gibi bir şey oluyor. Bize benzemeye başlıyor ve o çocuk olarak gördüğümüz sıcaklık, o neşe yavaş yavaş doğal olarak kaybolmuş oluyor. Biz de arada neler yapıyoruz bu çocuğa ve bu çocuğu ne tür müdahalelerle, ne tür etkilerle değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz ve o sevimli, o kucağa gelen, o hiçbir şeyle kıyaslanamayacak tadın kaynağı olan o çocuk, arada neler oluyor da başka bir varlık haline geliyor. Tabii ki bu özelliklerini koruyabilen çocuklarımız da var. Aslında iş ailede bitiyor sanki. Aile sağlıklı bir önderlik, sağlıklı bir rehberlik, modellik hatta, modellik de diyebiliriz. Yaptığında o çocuklar da üç aşağı beş yukarı ailesine benziyor. Bir bakıyorsunuz o ailenin sürekliliğini çocuk üzerinde görebiliyorsunuz. Ama her halükarda ne tür bir aile olursa olsun, yapısı, ilgileri, dünyaya bakışı vesaire ne olursa olsun, çocuk aramıza saf ve temiz bir varlık olarak geliyor. Sonra bir şeyler oluyor. O bir kesinlik ifade ediyor. O sonra neler olduğu konusuna geçmeden önce birkaç noktaya bakmak gerekiyor. Etrafında kimler var? Bir çocuk nasıl bir sosyal dünyaya doğuyor ve o dünyanın içerisinde hangi etkilerle boğuşmak, yüzleşmek, iç içe geçmek ve kendini ifade etmek durumunda kalıyor. Yani çok değişik şeyler var. Bir kere her çocuk bir fıtratla doğuyor. Bu fıtrat kelimesi çok zengin bir kavram. Lütfen üzerinde biraz kafa yoralım. İnsanın özsel olarak taşıdığı şeyler için bunu ifade ediyoruz. Hani böyle bozulmamış, kirlenmemiş hiçbir operasyona maruz kalmamış bir varlıktan bahsediyoruz. Sonra onu tabii ki ailesi kucaklıyor. Aile onu içine katıyor, onunla gurur duyuyor, onun geleceği için bir takım planlamalar yapıyor. Kendisi neyse ona da onu yüklemeye çalışıyor. Ailenin bu etkisi doğal olarak çocuğun yaşamında, büyümesinde vesaire olağanüstü etkiler üretiyor. Sonra aile tabii ki o çocuğu bir yandan yaşadığı dünyaya dahil ediyor. Bir yandan da onu bir okul sisteminin, okul pratiğinin içine koyuyor. Mahallede bir takım ilişkiler ağı, o mahallede bir aidiyet öğreniyor, dar anlamlı da olsa bir kimlik kazanıyor, bir mahalleye ait oluyor, bir mensubiyet duygusu yaşıyor. Ama esas düzenlemeyi, esas yönlendirmeyi aileden devralan okul oluyor. Okula girdiğinde ki mesela bizde herhalde bir 15-20 yıllık uzun süreli bir eğitim süreci var. Çocuk okula girdiği andan itibaren orada başka bir dünyanın değerleriyle, hatta epistemolojisiyle, bilgi dünyasıyla karşılaşıyor. Buraya baktığımızda buradaki karşılaşma onu artık gerçekten içine dahil olacağı
ve içinde kendini yeniden yeniden üreteceği bir evrene taşıyor. Biz ona artık kademeli kademeli ulaştığı bu dünyaya sosyal dünya diyoruz. Bu aralarda bu çocuğa ne oluyorsa oluyor. Çocuğun bu gelişimini mi konuşuyoruz? Yani bizim derdimiz bir çocuğun soy kütüğünü ya da sosyal dünyaya nasıl adapte olduğunu konuşmak mı? Hayır. O çocuğun saflığını, o temizliğini, o zerafetini, o her durumda büyük bir coşkuyla taşıdığı neşeyi biz ne yapıyoruz da allak bullak ediyoruz? Ne yapıyoruz da onu zıvanadan çıkarıyoruz? Aslında ben onu konuşmak istiyorum. Herkes kendi emanetine bir baksın. Elimizdeki çocukları nereden nereye taşıdık diye bir baksın. Ben mesela çocuk denince yani sayın yönetmenden de izin isteyerek ya bunu derste kullandığım gibi bu tahtayı kullanabilir miyim? Böyle hani Einstein tahtası gibi kullanabilir miyim? Öyle yapsam sanki çok keyifli bir şey olacak gibi geliyor. Yani bir kere bu çocuklarda sonradan yavaş yavaş söndürülen bir merak duygusu oluyor. Nasıl bir şey, nasıl böyle güzel bir duygu olmadık yerde bir sorunun peşine düşüyor. Sizin önemsemediğiniz, çok çocukça bulduğunuz şeyleri sürekli olarak takip ediyor ve bu nedir diye soruyor. Habire soru soruyor. Bu soruların peşine düşüyor. Sizin önemsemediğiniz şeyler onun için o kadar önemli ki bu soruları eğer cevaplamazsanız çocuğun tadı kaçıyor. Huzursuz oluyor ve sizden sürekli bir yanıt bekliyor. Dolayısıyla bu merak, soru ve kuşkusuz bütün bunları arkalayan, bütün bunları taşıyan coşku bir çocuğun neşesinin esaslı parçaları, bileşenleri oluyor. Bugün bizim bu bileşenleri tekrar tekrar o çocukların üzerinde görmemiz lazım. Ama garip bir şey oluyor. Sizler de farkında mısınız bilmiyorum. Artık çocuklar bir projeye dönüşüyor. Proje. Ne kadar kötü bir şey. Proje çocuk. Onu ideal formlarla idealize ediyoruz. Ondan bir şey çıkarmak istiyoruz. Ona bir şey yüklemek istiyoruz. Onu yeniden, bu kelimeyi ihtiyatlı kullanıyorum, yeniden yaratmak istiyoruz. Kafamızda, zihnimizde idealize ettiğimiz bir şey için onu bir yatırım olarak, bir proje olarak tasarlıyoruz. Ve çocuk, çocuk olmaktan çıkıyor. Ona bilmediğimiz şeyleri öğretmek, onu yüklü bilgilerle donatmak, onu bir vitrine, bir temsile, bir sembole dönüştürmek. Bu bizim tüketici davranışlarımızın en acımasız örneklerinden biri. Onun adeta başkalarıyla yarışmasından hoşlanıyoruz. Kimsenin gerisinde kalmasına razı olmuyoruz. O bizi temsil ediyor sanki giyimiyle, kuşamıyla, okuduğu okulla, üstündeki her ne taşıyorsa onunla. Biz onunla gurur duymak istiyoruz ve o çocuğu o kadar yoruyoruz ki artık karşımızda bir çocuk değil. Bizim ufalttığımız, bizim böyle sıkıştırdığımız bir varlığa dönüşüyor. Bu çocuğu üzerindeki bu baskılardan ayırarak, uzaklaştırarak gerçek kimliğine, gerçek o saf haline nasıl döndürebiliriz? Bunlar tabii ki çok zor bir şey. Çünkü etrafımızdaki herkes bizi çocuklarımız üzerinden tanımaya, çocuklarımıza yüklediğimiz anlamlar üzerinden bizi değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani biraz daha utanarak, belki daha da çekinerek söylemek istediğim bir şey var. Çocukları bir oyuncak, bir eğlence gibi görenlere bile rastladık. Oyuncak, eğlence. Oysa çocuk hayatımızda bir emanet. Varlığından sorumlu olduğumuz bir yapı, bir kişilik. Bizim onun varlığını doğal ortamın içerisinde ilerletmemiz, şekillendirmemiz ve büyütmemiz lazım. Çocuklarımızı böyle kaldıramayacağı yüklerle, kaldıramayacağı değerlerle bir araya getirip ondan kendimizi tatmin edecek bir tipoloji çıkarmak herhalde çok büyük bir aymazlık, çok büyük bir sorumluluk. Ama ne yazık ki bunu biz çok fazlasıyla yapıyoruz. Bundan hiç rahatsız falan olanını da görmedim. Çocuk her şeyden önce bir mühendis projesinin parçası falan değil. O bize emanet edilmiş bir varlık. Bizim o varlığa kendi yaşının gerektirdiği düzeylerde ihtiyaç duyduğu şeyleri sunmamız ve ona aktarmamız gerekiyor. O belki de bizim tarihsel olarak sürdürdüğümüz bir geleneği, belki de bizim için makul, muteber, meşru olan şeylerin taşıyıcısı olarak gelecek dönemlerde önemli bir takım
sorumluluklar üstlenecek. Bizim yapacağımız şey bu sürekliliği, bu zinciri, bu halkayı onun üzerinden tamamlamak. Ama onunla pek yetinilmiyor. Sanki çok ağır bir takım süreçlere onu tabi tutarak maalesef ondan hiç beklenmedik bir varlık, bir ucube yaratık oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bununla da maalesef gurur duyuyoruz. Çocuk gülüşleri ne kadar güzel bir şey. Parkta çocuklara rastlamak artık çok zor rastlıyoruz gerçi. Çünkü güvenlik alanları daraldı. Sayısız hikayeler duyuyoruz. Çocuklarla ilgili tacizler, çocuklara yönelik saldırılar. Artık çocukları nasıl koruyacağımız konusunda da bir telaşa kapılmış gibiyiz. Kaçırılanlar, öldürülenler. Çocukla bu kelimeleri yan yana anmak istemiyorum. Hepimizin çocukları var, torunlarımız var. Bunları nasıl koruyacağız, nasıl yeni bir hayata hazırlayacağız? Bunlar muamma. Çünkü gerçekten yeni insan çok değişik stratejilerle, çok değişik niyetlerle çocuklara yaklaşıyor. Bizim bu çocuk dilini, çocuk neşesini, çocuk havasını korumamız gerekiyor. Ama bunlar giderek zorlaşıyor. Bunu da bir tepki, bir panik, bir korku havasında söylemek istemem ama görünen de ne olduğunu sizlerle ifade etmek lazım. Öte yandan başka bir sorun daha var. Bir yandan çocuklarımızı ödüllendirmek gibi bir niyetle yola çıkarak onlara ne varsa vermek, onları her durumda mutlu etmek gibi bir derdin içindeyiz. Ama bir yandan da onları başka bir dünyaya terk ediyoruz. Başka bir dünyaya adapte olsunlar diye sanki elimizden çıkarıp teslim ediyoruz. Tabletler, bilgisayarlar, internet ağları, dijital ağlar. Bu çocuklar bütün bu alet edevatın arasında belki de o zincirin içerisinde yer almaktan artık kopuyorlar ve başka bir dünyaya, başka bir geleceğe doğru akıyorlar. Bu konularda neler yapılır? Belki bu konularda uzmanların söylediklerine kulak vermek lazım. Ama bu kaynaklardan üretilen bilgilerin çocukları bizden kopardıkları kesin. İşte o bildiğimiz çocuk çocuk olmaktan çıkıyor ve sanki kodlarına, sanki değer yargılarına apaçık bir şekilde müdahale edilmiş gibi bizden ayrı bir dünyada yürümeye başlıyorlar. Buraları düzeltmek, buralardaki ortaya çıkan sorunları yerinde gözlemlemek ve bunların üstesinden gelmek için bir takım adımlar atmamız gerektiğini söylemek lazım. Çocuğu yatırım aracı olmaktan, bir proje insanı olmaktan, dijital dünyanın kullanımına açık bir tür köle, bir çocuk köleye dönüştürmekten vazgeçmek ve bu konudaki duyarlılıklarımızı her fırsatta dile getirmek ve bunun için adım atmak gerekiyor. Bir de şey var, bizim gibilerin dünyasında anlamı olan bir kavram var. İçimizdeki çocuk. Maalesef oraya erişim de gitgide zorlaşıyor. Bizim içimizdeki çocuğu da canlı tutmak, o çocukla da arada bir hasbihal etmek, ona ulaşmak, yer yer böyle kötürümleşmiş, yoldan çıkmış, ayarları bozulmuş yeni kişilik yapılarımızdan arada bir uzaklaşıp, o çocukluk dünyasına gitmek lazım. Pek çok psikolog da hayatımızın en önemli dönüşüm noktalarını değerlendirirken hep o çocukluk dünyasına gidip orada bizi yakalamaya çalışıyorlar. Belki bugün bu kaygıyı, bu özlemi dile getirecek bir mottoyla konuşmayı tamamlamış olabiliriz. Tamamlayalım o zaman. Şöyle yapalım. İçimizdeki çocuğa kıymayı. Evet, yani bir çığlık gibi de duyabiliriz bunu. İçimizdeki çocuğa kıymayın.